Ülkemizin Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın söylemiyle altını çizerek ifade etmek istiyorum. Diyor ki ben halkın iradesiyle seçilmiş bir cumhurbaşkanıyım. Halkın iradesiyle seçilmiş olan ikinci kişi mahalle muhtarı. Yani benim doğrudan vatandaşın derdini dinleyeceğim muhatap mahalle muhtarı. Ve Cumhurbaşkanımız şu anda ne yapıyor? Her ay muhtarlarla bir toplantı yapıyor. Neden yapıyor? İşte doğruları her geçen gün gördüğümüz noktada topluma faydalı, insanlara ulaşabilir, insanların elini tutabilir bir anlayış ortaya sergiliyor. Eğer siz toplum içerisinde bir kurumu temsil ediyorsanız, yanlışları görüp de kendi menfaatlerinize göre değil, toplumun menfaatine göre eğer onu beyan ederseniz, o toplumun üst düzeyinde olan insanlar o sizin söyleyişlerinize cevap vermek zorunda. Ve şu anki hükümetimizin, Sayın Cumhurbaşkanımızın zaten çok önemsediği noktalardan bir tanesi STK'lar olması sebebiyle yapmış olduğumuz eksik ve hata gördüğümüz eleştirileri Sayın Cumhurbaşkanımız ve bakanlığımızın da bu konuda ciddi bir tedbir aldığını, zaman zaman o bizim yazımızın üzerinden bizlere fikir beyanı noktasında dönüşleri de olduğunu biz bizzat yaşadık ve bu mutluluğun içerisindeyiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın hep arzusu şudur ki sadece seçimde değil seçimlerden sonra da dernekleri hatırlayın. Bu ifadesini her konuşmalarında sağ olsun ifade ediyor. Bugün Karadeniz Türk, inan ki ben buraya gelmeden önce Karadeniz Türk ile ilgili zaman zaman söyleyişleri, ifadeleri ben yakın takip ederim. Ama son yaklaşık bir yıl içerisinde Karadeniz Türk'ün yapmış olduğu değişiklikler, güzellikler, bir de şu şöyle bir şey vardı, bunun da altını çiziyorum. Önemli bir konudur. Şimdi biz dertliyiz, dertli olunca bunları ifade ediyoruz. Zaman zaman bu kanalların farklı bir reklamasyon adı altında devam ediyordu. Ama sağ olsun Karadeniz Türk tamamen imajını değiştirmiş, toplumun niteliğini kazandıran, topluma faydalı, ülkeye faydalı. Örneğin bugün biz STK temsilcilerin burada olması, hani biz burada bu ülke meselesi noktasında bir şeyler anlatmaya çalışıyoruz. Ama bundan önce nasıldı? Bir ilaç ürünü ve buna benzer şeyleri anlatmakla meşgul oluyordu. Ondan insanlar da seyretmiyordu. Ama inanıyorum ki siz şu anda çok hayırlı bir iş yapıyorsunuz. Ben Karadeniz Türk TV'mizin bu konuya bizzat takibimiz sonucunda görmüş olduğumuz hassasiyetin mutluluğunu yaşıyoruz. Ve buraya geldiğimiz dakikadan beri hiç sizle daha önceden bir çalışma yapmadan sorduğunuz sorular hem ülkemiz için hem STK için hem birlikteliği için hem vatan için hem toplum için güzel bir ifadeler olduğunu ve buradan da artık inanıyorum ki Karadeniz Türk TV Karadeniz'imize çok katkı sağlayacağını, bizi ekranları başında seyreden yöneticilerimizin, belediyelerimizin bu türde hizmet veren kanallarımıza ellerini uzatması gerektiğini Sayın İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun da Sayın Cumhurbaşkanımızın da defalarca doğrudan haber yapan kanalları önemseyelim, onlarla beraber birlikte olalım anlayışının da altını çizerek biz bundan sonra Karadeniz Türk TV'nin her zaman yanında olduğumuzu ve bütün STK'larda bu anlayışı yansıtacağımızın ifadesini söylemek istiyorum. Ben çok teşekkür ediyorum. Toplum için güzel şeyler anlatabilirsek ne mutlu bize. Ve son olarak söylüyorum. Bize her yer Karadeniz, bize her yer Karadeniz, bize her yer Karadeniz ama Bahçeli evlerinde bize her yer Trabzon diyorum. Herkesi seçmeye bekliyorum. Bizi seyredenlere, bizi dinleyenlere çok teşekkür ediyorum. Karadeniz Türk yayın yönetmenine, kameraman arkadaşlarımıza, siz değerli program yöneticilerine yürekten teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun.